Gece şey netten herkese iyi akşamlar. 10 Mart günlerden Perşembe. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan Almanya'daki motorin ve benzin fiyatlarını paylaştı. Özcan Twitter hesabından Almanya'daki bir akaryakıt istasyonunun fotoğrafı ile birlikte aşağıdaki tarife Avrupa'dan anlık. Avrupa'da 6 ayda yakıt %250, doğal gaz %300. Elektrik tam 16 kat 60 durumda. Dünyada pandemi sonrası ve savaşlar yüzünden rekor düzeyde enerji ve yakıt krizi var. Türkiye en fazla süfansiyon uygulayan ülkeler arasından notunu paylaştı. Özcan bir süre sonra merak edenlere yer Almanya mazot 265 yani 42 TL, benzin 235 yani 37 TL eklemesini de yaptı. Su faturalarını düşürmek isteyen vatandaşlar musluklara aparat takarak tasarruf sağlamaya başladı. Bu sene kış aylarında yağış bol olsa da su kaynaklarının uzun süredir tehlikede olduğu biliniyor. Gelecek nesillerin su sıkıntısı yaşamaması için çözüm yolları aranırken bu seneki yağış bolluğuna aldanılmadan tasarruf yapmaya devam edilmesi gerekiyor. Son yıllarda bu konuda daha duyarlı hale gelen vatandaşlar çeşitli aparatlar kullanarak önlem alıyor. Musluğa takılarak kullanılan aparatlar %50 civarı tasarruf sağlıyor. Eskişehir'de yaklaşık 20 yıldır tesisatçılık yapan Murat Doğan, musluğa basitçe takılan aparatlarla su tasarrufu sağlandığını belirtti. Doğan, bu aparatlar musluklardan akan normal suyu daha tasarruflu yapıyor. Daha çok su akıyor gibi gözüküyor ama az su kullanmak için geliştirilmiş bir aparat. Suyun debisini ve kullanım miktarını da düşürerek tasarruf sağlayan bir aparat. Yaklaşık %50 civarı tasarruf sağlıyor diyebilirim dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği İzmir Yıldızı Ödül Töreni'nde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e belediye çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayıcı projeleri için ödül verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırıcı fikirlerle üretilen projeleri değerlendirdiği İzmir Yıldızı Ödül Töreni'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşen'e Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Müdürlüğü'nün yürüttüğü Türk ve Mülteci Tarım İşçisi Kadınlara Verilen Kadın Sağlığı Eğitimi yerinde danışmanlık ve eğitim çalışmaları kapsamında İlçelerde verilen ücretsiz psikolojik danışmanlık, kadın sağlığı eğitimi, beslenme ve diyet danışmanlığı hizmetleri, şiddet mağduru kadınların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için düzenlenen forum tiyatrosu, 2015 yılından bu yana sürdürülen, hava karardığında kadınların durak beklemeksizin istedikleri yerde belediye otobüslerinden inmelerini sağlayan iki durak arası uygulama projesi çalışmaları sebebiyle ödül verildi. Büyük Erşen konuşmasında "Bir elmanın yarısı kadınlar, diğerisi" erkeklerdir. Bu kadar basit. Ancak ne yaparsak yapalım. Kadınları bugüne kadar şiddetten kurtaramadık. Ama kurtaracağız. Biz erkekler bunda kesin kararlıyız açıklamasını yaptı. Saatçiler Odası'nın ilk kadın başkanı olan Sema Ersoy, en büyük sorun olarak gördüğü iletişimsizlik problemine el attı ve çalışmalara başladı. Saatçiler Odası'na başkan seçilen Sema Ersoy, odanın ilk kadın başkanı oldu. Öncelikle kendi mesleğinin sorunlarını ele alarak başkanlığa aday olduğunu dile getiren Ersoy. Tarihi odun pazarı evlerinde yaklaşık 12 yıldır lüle taşı işletmecisiyim. Mesleğime dair etrafımdaki esnaf arkadaşlarıma nasıl bir faydam olabilir diyerek yola çıktım dedi. Saatçiler odasının içerisinde 7 meslek grubu olduğunu ve hepsine bir şekilde dokunmak istediklerini söyleyen Başkan Ersoy, Bunlar fotoğrafçılar, saatçiler, gözlükçüler, lüle taşı işletmecileri, hediyelik eşyacılar, diş protezcileri, arzuhalciler ve butik spor salonlarından üyelerimiz var. Bu çeşitliğimizden dolayı bir iletişim problemi yaşıyorduk. Ancak biz bu çeşitliliği zenginliğe dönüştürmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Saatçiler odasının ilk kadın başkanı olan Sema Ersoy. Bu çok güzel bir duygu. Odamızda 298 üyemiz var. 98'i kadın, 200'ü erkek hepsini temsil ediyoruz. Kadın olmanın avantajlarını kullanıyoruz. Kadın ele deyince bir yaratıcılık, bir düzen geliyor açıklamasını yaptı. Minibüsün çarptığı yaralı köpeği tedavi et etmek için almaya gelen Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı barınak çalışanının hayvanı yerde sürükleyerek götürdüğü görüntülerin ortaya çıkması tepkilere neden oldu. 75. yıl mahallesi Estim Toptancılar Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen iki köpek bir minibüsün altında kaldı. Köpeklerden biri yan tarafından kaçarak kurtulurken diğer ise metrelerce minibüs altına sürüklendi. Yaşanan olay ise an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklere çarptıktan sonra ise minibüs olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin yaralandığını gören hayvanseverler durumu Odunpazarı Belediyesi hayvan barınağı yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiple görevli bir çalışan yaralı köpeği boynuna geçirdiği iple sürükleyerek yol kenarına getirdi. Tedavi için alınan ve sürüklenen köpek götürüldüğü barınakta öldü. Yaşanan olay hakkında konuşan Hayvanları Koruma, Yaşamaklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nesrin Çiçek, "Dün saat 30 sıralarında bir gönüllümüz bizi aradı. Bir aracın iki köpeğe çarptığını. Birini sürükledikten sonra yoluna devam ettiğini söyledi." Ben uzak mesafede olduğum için Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı bakım evini aradım. Kamera kayıtlarını görünce hemen görevliye uğraştım. Bana köpek beni ısırırsa diye cevap verdi ifadelerini kullandı. Öte yandan Odunpazarı Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada Bugün sosyal medyada bizleri çok uzan bir görüntüyle karşılaştık. Geçici hayvan barınağı yetkilisinin bir sokak köpeğine Belediyemize yakışmayan ve asla onaylamadığımız bir şekilde müdahale etmesi üzerine ilgili personelin derhal açığa alındığını bildirmek isteriz. Açıklaması yapıldı. Kuyumcular Odası Başkanı Şahin Erden, oda olarak ayar ve kalite kontrolü sistemi kuracaklarını ve ürünleri piyasaya sunulmadan önce denetleyeceklerini söyledi. Olağan genel kurula giden Kuyumcular Odası'nda yeni başkan seçilen Şahin Erden Eskişehir'e de açıklamalarda bulundu kuyumcu esnafının yaşadığı sıkıntılardan ve geleceğe dair yapacakları çalışmalardan bahseden Erden, yeni dönemde her kararı üyelerle istişare ederek alacaklarını söyledi. Erden, seçim sürecimiz güzeldi, danışıklı bir şekilde oldu önceki adayımızla. Kıran kırana değil de abi kardeş ilişkisi görev teslimi şeklinde bir yol izlendi. Sektörümüzün bazı problemleri var. Altın fiyatlarının her gün çok oynaması ve sahtecilik. Bunların önüne geçmek için ayar ve kalite kontrol sistemi oluşturuyoruz. Gelen ürünleri bizim oda olarak ayar ve kalite yönünden kontrol etme etkimiz var. Gelen ürünlerden biz alacağız. Bunları ayara göndereceğiz. Kalitesine bakacağız. Eğer bizlerden geçerse ve üzerinde taşıdığı patentteki gibi bir ürünse piyasaya sunulmadan yön vereceğiz. Her kararı her üyemizle paylaşıyoruz. Aslında her kuyumcumuz yönetim kurulunda olacak dedi. Eskişehirli milli sporcu Alperen Karahan, Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda gülle atmada Türkiye rekoru kırdı. Milli sporcu Alperen Karahan, Bursa'da yapılan üniversiteler arası Salon Atletizm Şampiyonası'nda 19 metre 85 santim ile U23 kategorisi ve büyükler olmak üzere Türkiye rekoru kırdı. Daha önce 19 metre 59 santim ile Hüseyin Atacı'ya ait rekoru egale etmenin mutluluğunu yaşayan Alperen Karahan, bu rekoru ülkeme adıyorum dedi. Yıllardır Eskişehir'de atletizme birçok sporcu kazandıran Ufuk Ustuna, Alper Al Karahan'ın başarısından sonra duygularını şu şekilde tarif etti. Alper'in rekoru hepimizi heyecanlandırdı ve ekibimize de moral kattı açıkçası. Bu rekorun onun ellerinden çıkacağına inanıyordum. Sıradaki hedefimiz ayın 12'sinde Portekiz'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönerek Türk sporuna bir başarı daha kazandırmaktır ifadelerini kullandı. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.